Evet, Sağlık Denizi'nden herkese iyi pazarlar. Bugün gündemimiz bir hayli yoğun. O yüzden hemen olduğumuz yerde başlayalım istedik. Ve gerçekten benim de özellikle hem kendim, hem ailem, hem de çocuklarımız, yani çocuklarımızın sağlığı için en merak ettiğimiz konuyla başlayacağız bugün Sağlık Denizi'ne. Tavuk eti. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Tahsin Yeşildere bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Tahsin Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi pazarlar. Bugün şahane bir hava var dışarıda. Çok güzel, evet. Evet, bu güzel havada kimilerimiz dışarıda, kimilerimiz ekranların başı bizimle birlikte burada otururken benim de gerçekten en merak ettiğim konuyla başlamak istedim. Bu tavuk eti. Yani 5 sene öncesine kadar, çok değil 3 sene 5 sene öncesine kadar ben yoğun spor yapan biriyim. Her zaman aman kırmızı et yerine çoğunlukla beyaz et tüketin, tavuk eti ve balık eti tüketin denirken şimdi de bütün dengeler bozuldu. Sürekli aman tavuk eti çok da bir iyi bir et türüydü. Fakat içindeki hormonlar, antibiyotikler nedeniyle aldığınız zarar çok daha fazla olur yarardan. Bu yüzden aman onu es geçelim, yiyebilirseniz balık, yiyebilirseniz kırmızı et, işte yiyemezseniz işte diğerlerinden proteinleri alabilirsiniz. Yani işte bakliyagillerden vesaire vesaire. Şimdi bu zaman içerisinde, bu kadar kısa süre içerisinde tavuk etiyle ilgili değişen bu durum neden? Yani neden böyle oldu? Süreç niye böyle lehine işledi tavuk için, tavuk eti için? Ve biz gerçekten bu söylenenlere inanmalı mıyız? Tavuk etinden bu kadar kaçınmalı mıyız? Çok teşekkür ederim. Aslında o kadar güzel özetlediniz ki şu son yıllarda dediniz. Yani ondan önce belki tavuk eti konusunda herkes hiçbir çekincesi yoktu, rahatlıkla yiyebiliyordu ve özellikle de çocukların beslenmesinde hayvansal proteinlerin çok önemi var. Bunu bütün sağlıkçılar bilirler. Hayvansal proteinleri almadığınız takdirde gerek beyinsel gelişme, gerekse vücutsal gelişme, kasların gelişmesi her konuda çocuk geriye doğru gidebilir. Genç yaşta, çocukluk yaşta, belli yaşlara kadar hayvansal proteinin önemi çok önemli. Yaşlandıkça tabii bu hayvansal proteinler biraz daha azalıyor insanlarda alımı. Orada da kırmızı et ve beyaz et seçimleri ortaya çıkıyor. Evet. Bu nedenle tabii ki insanların son yıllarda, son günlerde diyelim yapılan eleştirilere karşı televizyonlarda tek taraflı yapılan programlar, o kişileri çıkarıyorlar televizyona ve tavuk hakkında. Piliç eti nedir, tavuk eti nedir, bu konuda fazla bilgisi olmayan, ben yılımı vermişim, 30-35 yıldır bu konuda bilimsel araştırmalar yapan, öğrenci yetiştiren, sektörle yakın ilişkili olan, dünyadaki yetiştiricilikle yakın ilişkileri olan, kongrelere katılan, bilimsel tartışmalar yapan bir insanım. Ama bunu söyleyenlere baktığınız zaman konuyla hiçbir alakası olmayan kişiler, ya bir tüketici derneğin başkanı ya da bir başka bilim dalından bir arkadaşımız çıkıyor, konuşuyor. Konuşmaları doğaldır. Tabii insan fikirlerini özgürce söyleyebilir ama yanlış şeyler söylemek, özellikle halkı tavuk eti gibi hayvansal proteinin alınması gereken tavuk eti gibi çok önemli bir gıda maddesinin kötülenmesi aslında geleceğimize karşı yapılmış bir kötülük diye düşünüyorum ben. Çünkü yurt dışına baktığınız zaman gelişmiş ülkelere hayvansal proteinleri oldukça yüksek tüketiyorlar. Hı hı. Aynı şekilde piliç üretimi yapıyorlar. Bizden çok daha fazla yiyorlar. Aynı şekilde kırmızı et üretimi yapıyorlar. Bizden çok fazla yiyorlar. Örneğin Amerika 100 ile 120 kilo arasında tüketiyor yılda. Avrupa ülkeleriyle 70-90 kilo arasında tüketiyor. Biz bu yıl daha 32 kiloyu bulduk. Bunun 22 kilosunu tavuk eti karşılıyor. Peki burada ya aslında bu tüketimin giderek düşmesinin de içerisinde tabii ki artık internet hepimizin hayatında. Şimdi Amerika demişken oradan başlayalım. Amerika'da özellikle ben doğumumu orada yaptım ve orada organik ürünler satan marketler farklı ve işte üzerinde cage free, yani kendi alanında özgürce dolaşan tavuklar olarak satılan, evet, tavuklar çok daha pahalı normal şartlarda diğer raflardaki ürünlere göre. Türkiye'de de öyle ve tabii televizyonu, interneti açtığınız zaman bunun sebeplerini çok daha net bir şekilde görüyorsunuz hocam. Nedir o? İşte maalesef ki büyük tavuk eti satan şirketlerin ürettiği tavukların gizli çekimleri, işte
bir vücutta iki kafa, üç kafa tavuklar veya sekiz ayaklı tavuklar. Biz bunları görüyoruz. Bunlar acaba abartılı görüntüler mi? Yoksa gerçekten bu tür üretimde var mı? Şimdi ben bu kısma geleceğim. Şimdi üretim, endüstriyel üretim dediğimiz üretim dünyada nasıl yapılıyorsa Türkiye'de de o şekilde yapılıyor. Milyonlarca hayvan üretiyorsunuz. Şu anda Türkiye eskiye göre tavuk etini daha fazla tüketiyor. Hı hı. Ve tavuk eti hayvansal protein açığını kapatıyor Türkiye'de. Üretim de bilimsel gıda güvenliği, gıda hijyenine ve biyogüvenlik kurallarına uygun bir biçimde yapılmaktadır. Sizin söylediğiniz şeyler, örneğin televizyonda da bazen hani kemiğin kıkırdağı açıyoruz, içinden et çıkıyor, burada bir jelatin dokusu yok deniyor. Evet. O hastalıklı bir tavuk, virüsten kaynaklanan bir hastalıkla o şekillenebilir. Düşünün 70 milyon insanda hastaneye giden insanların sayısını, tavuklarda da pirinçlerde de hasta hayvanlar olabiliyor. Siz eğer kemiği kısa kalmış, kemik dokusunda bir nekroz oluşmuş, bunların resimlerini çekip koyarsanız sanki bütün pirinçler öyleymiş gibi. Halbuki o bir hastalık halidir. Bunlar kontrolleri yapılıyor. Gözden de kaçabilir bazen. Bir saniyede bir tane tavuk geçerek bunların karkas kontrollerini veteriner hekimler yapıyor. Orada hastalıklı olan şekil, rengi değişmiş, bozulmuş, koku, renk açısından uygun olmayan, zayıf kalmış, istenilen düzeyde besinden yararlanamamış hayvanları, piliç etini tüketmeye sunmamak için elemine ediyorlar orada. Şimdi biz tabii bazen burada gözden biraz kaçabiliyor. Hocam şöyle, biz burada siz iyi polisi, ben burada kötü polisi oldum. Aynen. Neden? Tabii o şekilde yapalım. Şimdi insanların kafasında şöyle bir intiba var. Bu söylediğiniz hastalıklı hayvanları organik paketlerin içinde satılan tavuklarda satılmıyor, fakat diğer raflarda biraz daha fiyatları, hatta bayağı ucuz olan tavuklar, bu paketlerin içindeki tavuklarda bu gördüğünüz örnekler kaçabiliyor. Daha doğrusu tabii fiyatları nedeniyle bu tür tavuk da paketlenerek evimize girebiliyor diye düşünüyoruz. Hayır, şimdi bakın, paketlenmiş olarak aldığımız tavuklar gıda güvenliği, gıda hijyeni açısından ve kontroller açısından hem devlet veteriner hekimleri sürekli kontrol yapıyorlar ve analizler yapılıyor. Biraz önce sizin söylediğiniz antibiyotik verilmesi ve antibiyotik kalıntıları var. Bu nedenle antibiyotikle büyütüyorlar hayvanları söylemi tamamen yanlıştır. Hayvanlara büyütmek amacıyla antibiyotik verilmez. Verilirse o tesis kapatılır. Dolayısıyla zaman zaman da baskınlar yapılarak, devlet veteriner hekimleri tarafından da kontroller yapılarak örnekler alınır. Bu örneklerde antibiyotik kalıntıları var mı yok mu, viral hastalıklar açısından, bakteriyel, parazitel hastalıklar açısından da araştırılır ve güvenlidir. Paket olarak geldiyse, üzerinde etiketleri varsa, bu sizin dediğiniz organik tavuğa göre çok çok güvenli. Çünkü organik tavuğun kim tarafından üretildiği, nasıl üretildiği, organik adıyla getirilen tavuğun nereden geldiği bilinmiyor. Ama öbürünün menşeini de biliyorsunuz. Şimdi mesela dolayısıyla o konuda ben sizinle aynı fikirdeyim. Şimdi mesela internet ortamında işte bilmem nenin çiftliği, bilmem ne hanımın tavukları adı altında el altından sütler, yumurtalar ve tavuklar satılıyor. Ben de bunların güvenli olmadığını düşünüyorum. Ama rafta yan yana duran iki paket var. İki tavuk paketi. Yani bir tanesinin üzerinde bunlar Tarım Bakanlığı'nın izninden geçmiş %100 organik yazan tavuklar ve yanında paketlenmiş tavuklar var. Evet. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark nedir acaba? İkisinin arasında eğer bakanlık tarafından etiketlenmişse, organiktir deniyorsa onu da güvenli alabilirsiniz. Endüstriyel dediğimiz paketlenmiş, üzerinde etiketleri olan paketlenmiş tavukları da alabilirsiniz, pirinçleri de. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Allah Allah. Beslenme açısından da, protein açısından da, gıda değerleri açısından da fark yok. Çünkü organik dediğiniz tavuk uzun süre sahaya bırakılmış, bulduğu her şeyi yiyebilen ama sahibinin mutlaka ona arpa, buğday, mısır da verdiği bir tavuktur. Şimdi orada mesela şöyle bir şey düşünür. Mısırlar işte hazır yemler veriliyor endüstriyel tavuğa. Buna normal yemler veriliyor. Ama mısırı eğer oraya da veriyorsanız, mısırın içinde GDO varsa ona da gidiyor. Çok haklısınız. Yani burada onu kontrol etmeniz mümkün değil organik tavuğu. Ve dolayısıyla onlar bırakılıyor belirli bir yaşa geldikten sonra. Hani eskiden hep bu söyleniyor. Annemin tavuğu 2 saatte pişerdi. Şimdi pirinçler çabuk pişiyor. Evet, orada da bir isterseniz bir altını çizelim. Evet, şimdi bu tavuğum çok hızlı pişti. Bu kesin organik değil. Hormon verilmiş, hızlı büyütülmüş, eti hızlı dağılıyor. Bu durumda bu tavuk zararlı diye de bir inanç var. Şimdi kendi aramızda hanımlar böyle, bu özellikle anneler
kendi aralarında konuşurken bu tavuklarla ilgili böyle bir inanca sahipler. İşte bu çok yanlış ifade ediliyor. Eğer siz şu anda piliç olarak dediğiniz, hani kuzu eti, kuzu pirzola dediğinizde nasıl lezzetli yiyorsunuz ve çok hemen parçalanıyor ağzınızda. Ama bir ben çok yaşlı bir ineğe, sütten çıkmış artık, onun etini size getirsem pirzolasını, 2 saatte pişiremezsiniz. Piliç de odur. 45 günde çünkü piliç oluşuyor. Bir de bakın hayvanların, insanlara göre düşünmeyiniz. Her hayvanın yetişme süreleri, gençlik süreleri, çocukluk süreleri, yani bebeklik, çocukluk, gençlik süreleri farklıdır. Tabii 9 ay değil. Tabii. Ama bir tavuğun nedir ortalama süresi, büyüme ortalama süresi? Ortalama büyüme süresi 45 ile 60 gün arasındadır. Bu kadar kısa bu mı? Bu kadar kısadır tabii. Onun ömürleri de kısadır tavukların zaten. O yüzden zaten. 45 günde büyütülen tavuklara hormon veriliyor. Hayır, diye. Kesinlikle hormon kullanımı diye bir şey yoktur. Zaten kullanmanız da mümkün değildir. Yani onu da anlatalım. Yok. Yani hormon vererek tavukları büyütmek mümkün. Hayır, kesinlikle değil. Zaten veremezsiniz de. Zaten maliyeti de eğer vermeye kalksanız buna bu kadar düşük bir maliyet de çıkaramazsınız. Bir de saptanırsa yani kapatırız. Tesisimiz kapatılır. Ayrıca hormon kullanımı diye bir şey de yok yani. Yasaktır. Zaten de yoktur. Antibiyotik de yasak. Antibiyotikler ancak hayvan hasta olduğu zaman tedavi amacıyla verilir. Zaten onlar ayrılır. Hı hı. Kesim süreleri de farklılaşır onların. Çünkü antibiyotik atım süreleri vardır. Bu atım süreleri gerçekleşmeden onu pakete sokamazsınız. Bunun büyük bir riskleri vardır. Yani riski çok iyi yönetirseniz, ki sektör bunu yapıyor. Yemden yararlanma süreci çok önemli. Bir de şu çok önemli, tartışılıyor. Bu hayvanların genetiğiyle oynuyorsunuz. Onun için evet, bu noktalara geliyor. Aslında benim söylediğim de oydu. Biraz evet, önce anlattım. Yani bir vücutta, bedende 2 baş, 8 ayak. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bakın, anomali diye bir şey vardır. Bu hayvanlarda da vardır, insanlarda da olur. Zaman zaman doğumlarda anomaliler oluşur. Büyük kafalı çocuklar doğabilir. Değişik organları. Bu daha çok akraba evliliklerinde ortaya çıkar. Tavuklarda da oluyor mu hocam bu? Hayvanlarda da olur bu. Köpeklerde de var o tip doğumlar. İneklerde oluyor. Bazen kuzular, koyunlarda oluyor. Bazen tavuklarda da olabilir. Olmaz diye bir kayıt yok. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü hibrit dediğimiz bu, hani insanda da vardır, çok iyi gelişmiş bir insan, iki insan evlenirse örneğin basketçi uzun boylu, onların çocukları da öyle oluyor. Evet, ortalama da öyle olursa var. İşte bu en iyi formasyondaki 100 yılı aşan bir araştırma bu. Genetik olarak etçi yönden iyi olan tavuklar birleştirilerek erkek ve dişileri hibrit bir seleksiyonlarla yapılan çalışmalarla bir önemli ırklar. 4 tane etçi ırk var. Bunlar ortaya çıkmış. Bunlar da zaten Türkiye'de yapılmıyor. Bunlar damızlık yumurta olarak bize dışarıdan geliyor. Hmm. Dışarıdan geldiği için biz sadece onları kuluçkaya koyup 21 günde çıkarıp daha sonra da kümeslere koyup 45 gün besleyip tüketime sunuyoruz. Yani bu pozisyonda, evet, yani biz yanlış bildiğimiz konulardan bir tanesi, 45 günde zaten piliç doğal yolla kendi büyümesiyle. Sadece siz ona şey sağlıyorsunuz, uygun ortam sağlıyorsunuz. Biz ona hayvan refahı diyoruz. Nasıl insanların refahı var? Şimdi siz 15 metrekarelik bir evde yaşayamazsınız. Sizin yaşayacağınız ev diyelim, bir azami bir insanın yaşayacağı ev en düşük 45 metrekaredir, 50 metrekaredir. O hayvanların da yaşayacağı alanların dünyada hayvan refahı kurallarına uygun metrekare alanları vardır. O metrekare alanlarında büyütmek zorundasınız. Yani bir civcivin kapsayacağı alan bellidir. 1 metrekareye koyacağınız 10-12 tane civcivdir. 20 tane koyamazsınız. Tarsın, bu şartları sağlarsanız hayvanlar yemden yararlanmasını biliyorlar. Sudan yararlanıyorlar. Verdiğiniz yemlerin de niteliği önemli tabii. Bu karma yem yapıyorsunuz. Bilgisayarda yapılıyor bunların hepsi. Dolayısıyla hayvanın zaten büyümesi, normal gelişim süresi 45 günde. İyi de yem verirseniz kiloyu da alıyor. Ama besleyemezseniz, sağlıklı değilse hayvan, yemden iyi yararlanamayınca zayıf oluyor, hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Zannediyorum bizim bu konularda bu kadar korkak olmamızın, daha doğrusu eleştirel olmamızın sebebi, ben kendi adıma konuşayım. Ben tabii buradan saygıyla da anıyorum, döneminde Uğur Dündar'ın yaptığı programlar diye düşünüyorum herhalde. Ama Uğur Dündar'ın yaptığı çok önemli. Ben de kuş gribinde çok çıktım televizyonlara, konuştum. Yetiştirilen endüstriyel piliçlerin, paketli piliçlerin tüketilmesi gerektiğini, kaçmayın bundan dedim. Hı hı. Endüstri de batabilir kaçarsanız. Bu da çok önemli Türkiye'nin ekonomisi açısından. Yiyin yiyin diye defalarca söylediğim halde bir bilim insanı olarak bana güvenmedi hiç kimse.
Uğur Dündar bir çıktı, yiyin dedi, herkes yedi yani. Demek ki bazı kişilerin hayatta böyle bir zannediyorum yani iradesi çok önemli. Ben olumlu anlamda da söyledim aslında. Bu anlamda çok da yararı olmuştur. Kesinlikle yararı oldu. Tasmiye'ye çok teşekkür ederim. Beni gerçekten rahatlattınız. Kafada kalmış bir soru varsa cevaplayayım. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz doldu maalesef. Bugün gündemimiz bir hayli yoğun. Az sonra Hakan Özdemir bizlerle birlikte olacak. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Bugün tavuk, yani özellikle tavuk eti konusu kadar benim çok yakından ilgilendiğim bir başka mevzu, bir başka konuyla devam edeceğiz. Konumuz az sonra akupunktur ve biz buradayız. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Vücudumuzda